Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kedilerde kilo kontrolünü anlatacağım arkadaşlar. Kedimiz şişmansa, kiloluysa neler yapmalıyız? Nasıl çözümler bulmalıyız? Bunları anlatacağım arkadaşlar. Umarım severek izlersiniz. Öncelikle arkadaşlar, kediniz eğer kısırlaştırılmış bir kedi ise mamasını azaltmanız gerekiyor. Daha önceki yemesine göre siz üçte birini vermeniz gerekiyor. Bu şekilde mamasını kontrol altına alabilirsiniz. En azından daha az yer. Az az ve sık sık da yedirebilirsiniz arkadaşlar. Küçük porsiyonlar şeklinde. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer dikkat etmezseniz hızlıca kilo almaya başlayacak kediniz arkadaşlar ve aşırı kilolu bir kedi olma yolunda ilerleyecek. Bu da tabii ki hastalıkları getiriyor maalesef. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kediniz eğer kilo almaya başladıysa, hızlıca baktınız ki çok kilo almaya başladı, ona bir şekilde dur demeniz gerekiyor bu duruma. Yoksa çok büyük hastalıklar olabilir. Sürekli tabii iştah açılacak, midesi genişleyecek, daha fazla yemek isteyecek. Böyle böyle de çok şişman bir kediniz olabilir. Bu videoyu da özellikle arkadaşlar şişman kedisi olanlar için de çekmek istedim. Şişman ve kilolu kedisi olanlar vardır eminim. En azından onlara da bir çözmeleri için bir video olur diye düşünüyorum. Umarım herkese yardımcı olabilirim. Aşırı kilo neden sorun oluşturur? Bunları anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle pek çok hastalık zaten aşırı kilodan geliyor arkadaşlar. O yüzden muhakkak dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta kedinizin zayıf kalmasına yardımcı olun. Kilolu olması iyi bir şey değil. Biz insanlarda da bu şekilde, kedilerde de bu şekilde, hayvanlarda da bu şekilde. Hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Kilolu olduğu zaman çok kolay hastalıklara yakalanıyorlar. Öncelikle diyabet hastası olabiliyorlar. Kalp sorunları ortaya çıkabiliyor. Deri sorunları, artril, idrar sistemi sorunları, bunlar direkt kilodan oluşan hastalıklar arkadaşlar. O yüzden muhakkak çok dikkat edin. Mama porsiyonlarınıza çok dikkat edin. Kediniz gelip sizden mama isteyebilir. Sürekli mesela mama yedi diyelim, yarım saat sonra gelip sizden mama isteyebilir. O yüzden arkadaşlar bu kontrolü sizin elinize almanız lazım. Sizden mama istediği zaman vermeyin. Her mama istediğinde vermeyin. Bu şekilde azaltabilirsiniz öğünlerini. Mesela sizden geldi, mama istiyor arkadaşlar. Siz sevin, şefkat gösterin, kucağınızı alın, onu okşayın. Bu şekilde kafasını dağıtın. Oyunlar oynayın beraber. Hatta arada kedinizi ödüllendirin arkadaşlar. Oyuncak falan alın. Bu şekilde de mutlu olur, hem de kafası dağılır. Sürekli mama ve yemeği düşünmez. Çünkü özellikle 5 yaşından sonra bu hastalıklar çok oluyor arkadaşlar. Ve 5 yaşından sonra artık daha çok dikkat etmeniz gerekiyor onun sağlığı için. Kilolu kedilerde de zaten sürekli bir yeme isteği oluyor arkadaşlar. İnsanlarda da olduğu gibi sürekli böyle yemek yemek isteyecektir. Bunu engellemeniz için de bir şekilde işte kafasını dağıtmanız gerekiyor. O yüzden oyun oynatmayı muhakkak her gün yapın arkadaşlar. Hem onun sağlığı için de bir egzersiz bu. En azından oyun oynarken hareket etmiş olacak. Koşacak, edecek. Bu da onun sağlığı için bir yararlı, hareketli bir yaşam olsun. Her gün muhakkak oyun oynatın arkadaşlar. Her gün muhakkak kucağınıza alıp sevin, okşayın. Sizden mama istediğinde de gene aynı ilgiyi gösterin arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar 5 yaş üzeri ya da 7 yaş üzerindeki kediler için dediğim gibi daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle ben size şimdi şeyleri önereceğim arkadaşlar. Neler yapmanız gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar kedinizin zayıf kalması muhakkak sağlayın. Yani kilolu olması, evet, kilolu olunca daha tatlı, daha tombik gözükmeleri güzel oluyor. Ben de seviyorum ama onların tabii ki sağlığı daha önemli her şeyden. O yüzden zayıf kalmalarını sağlayın. Zaten aşırı kiloluysa da kilo vermekte de yardımcı olmanız gerekiyor hasta olmaması için arkadaşlar. Özellikle belin alt kısmı ve arka bacaklarında bir yağ bezesi görürseniz arkadaşlar, ya da yağ kabarıklığı var mı, bunları kontrol edin. Bir sarkma var mı? Hani mesela göbeğinde bir sarkma varsa bu yağdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunlara da muhakkak dikkat edin. Kaburgaları da
hafifçe aşağıya doğru bastırın arkadaşlar. Bu şekilde kaburgalarını hissedebiliyor musunuz, hissedemiyor musunuz? Buna bakın. Eğer kaburgalarını hissediyorsanız kedinizin, zaten kediniz zayıf bir kedidir. Ama eğer ki hissedemiyorsanız büyük ihtimal kilosu fazladır arkadaşlar. Tabii ki hani çok kaburgası da gözükecek şekilde olmaması gerekiyor. O da çok zayıflıktan oluyor. Ama eğer kaburgalarını hiç hissedemiyorsanız bu yağ oranından kaynaklanıyor. Demek ki arkadaşlar kedinizin yağ oranı fazla ve kilolu yağ birikimi oluşmuş. Bunu görebilirsiniz. Kedilere her günde çok az sayıda mama veriyorsunuz arkadaşlar. Önceki şeyde bölümde dediğim gibi az az sık sık yiyorlar. Hiçbir şekilde her porsiyonda bol bol mamasını doldurmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar kedileriniz için ödül mamaları var. Hatta son videomda sizlere çekmiştim Felix'in ödül mamasını. Oradan da izleyebilirsiniz. Ödül mamaları da arada böyle verebilirsiniz. Onlar da kalorisi yüksek ürünler. Ama arada hani az mama yediği için arada ödüllendirmek için verebilirsiniz arkadaşlar. Ve ayrıca veterinerinize muhakkak başvurun arkadaşlar. Bir danışın, kedinizin kilosuyla ilgili sizi yönlendirsin ve ona göre bir beslenme rutini oluşturur arkadaşlar. Siz de ona göre bir beslenme rutinine devam edersiniz. Zaten veterineriniz kedinizin durumuna bakacak, kontrol edecek, kilo durumuna bakacak, kilosunu ölçecek. Ona göre sizi yönlendirecek. Bu çok önemli arkadaşlar. Eğer siz kendiniz önlem alamıyorsanız muhakkak veterinerinize bir danışın derim. Eğer kediniz çok kiloluysa ya da baktınız ki son zamanlarda çok fazla kilo almaya başladı. Çünkü bu sağlıkları için çok önemli arkadaşlar. Kediler de kilolu oldukları zaman mutlu ve huzurlu olamıyorlar arkadaşlar. Mutsuz bir kediniz olmaması için ve sağlığının da iyi olması için muhakkak bunları yapın arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Kedisi kilolu olanlar için de umarım yardımcı olmuşumdur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğene basmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.